Merhabalar, sizinle Sarhoş Atlar Zamanı adlı bir İran filminden bahsetmek istiyorum. Sunumumuzda film hakkında bilgiler, özeti ve benim kısa düşüncelerim hakkında bilgilerle göreceğiz, destekleyeceğiz. Keyifli sunumlar diliyorum. Film hakkında Sarhoş Atlar Zamanı Bahman Gabuddin'in 2000 yılında yönetmenliğini yaptığı Kürtçe-Farsça bir film. Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera ödülünü aldı. Bahman Gabuddin'in ilk uzun metrajlı filmidir. Mekan olarak İran yakınlarında Gabuddin'in de köyü olan Kürt köyü Bane seçilmiştir. Olaylar ve kişiler gerçeklere dayanır. Gösterime giriş tarihi 2 Mart 2001 Türkiye. IMDb puanı da 7,7. Gayet başarılı bir IMDb puanı. Yüksek bence de. Şimdi sizinle film özetine bir bakalım. Filmin genel olarak anlattığı Kürtlerin ve Kürt coğrafyasında çocuk olmanın tüm yaşantılarını yansıtıyor. Savaş, yaşadığı toprakların bölünmüşlüğü, sınırlar, kaçakçılık, uzakta olma hali, kendi ülkesinde mülteci olan insanlar, çocukluğunu yaşayamayan büyüklerin yazgısına ortak olan çocuklar. Film İran-Irak sınırında hayatlarını ortaya koyarak kaçakçılık yapan, yaşam mücadelesi veren çocuk yaştaki Kürtleri anlatıyor. Mekan İran yakınlarındaki Gobadi'nin de köyü olan Kürt köyü Bane'dir. Anlatılanlar ve kişiler gerçek hayattan alınmıştır. İran-Irak Türkiye sınırında yaşayan Kürt bir ailenin dramını gösteriyor film boyunca. O bölgelerde her zamanki gibi çocuk sayısı fazla olan, geçim kaynağı az olan, annesi doğum yaparken ölen, babası katırlarla eşya taşıyıp mayınlara basarak ölen çocukların yaşam hikayesi. Beş kardeş olan aile, bir tanesi hasta, erkek, sakat kardeşleri vardır. Bir büyük ablaları, abileri, iki küçük kız kardeşlerdir. Geçimlerini abi Eyüp sağlar. O da İran'dan Irak sınırına eşya taşımaktadır. Onlara amcaları da yardımcı olur. Daha sonra ablaları evlenir ve kalan kardeşler de sakat kardeşleri iyileştirmek için ellerinden geleni yapar. Bu sınırlarda köylerde neler yaşandığının birebir gerçek aktarılmış filmidir. Film öncelikle kısa özeti bu şekilde. Filmde bu sarhoş atlar zamanı denmesinin nedeni aslında katırlarla bu İran'dan Irak sınırına tekerlek taşıyorlar. Büyük büyük kamyon tekerlekleri. Katır olmayacağı için galiba atlar isminin daha uygun olacağını düşünmüşler. Sarhoş olmasının sebebi de hava acayip soğuk. Kar dizlere kadar ve atların o şekilde saatlerce, kilometrelerce yol almasının imkansız durmaksızın. Bu yüzden katırlara 3 şişe, bazen hani diyor ki filmde bugün hava sıcak sen bir şişe versen yeter. Atlar da bu şekilde içiyor ve onların soğuktan ölmemelerini ve dirençli bir şekilde gitmelerini sağlıyor. Bazen bu miktar fazla kaçınca atlar tabii ki sersemliyor. Bir anda hani pusu kuruluyor. Ve atların nereleri hareket edemiyorlar sarhoşluktan. Hemen onları bırakıp saklanmaya çalışıyorlar. İçlerinde çocukların da büyüklerin de olduğu İran'dan Irak'a yükler sırtlarında. Çocuklar sırtlarında taşıyor. Eşeğe katırı olan da malzemeyi eşeğe taşıttırıyor. Böyle böyle geçen bir yaşam hikayesi. Bu kardeşlerimiz de sakat kardeşlerine büyük bir rahatsızlığı var. Ameliyat olmazsa öleceğini, ameliyat olsa dahi 7-8 ay yaşayabileceğini söylüyor doktorlar. Ama onlar bir şekilde hani para kazanıp onu ameliyat ettirmek istiyorlar. Aralarındaki kardeş boyu gerçekten çok güçlü. Babaları da ölmelerine rağmen gerçekten birbirlerine bağlı yaşıyorlar. Daha sonra ablaları kardeşleri için sakat kardeşleri için Irak'tan biriyle evleniyor. Bunun da kardeşini ameliyat ettireceklerini söylüyorlar. Fakat gittiklerinde erkek tarafı
Biz kabul etmiyoruz. Ben zaten çok çoluklu bir aileyim. Bir fazlasını da katlanamam. İstemiyoruz diyor ve tekrar sakat Madi isimli kardeş geri gelmiş oluyor. Yanlarında da bir eşek veriyorlar. Böylece Eyüp abileri o eşeği satarak kardeşini ameliyat ettirmeyi düşünüyor. Filmde Irak'ta daha eşeğin daha iyi satılabileceğini söylüyor ve Irak'a doğru yol alıyor. Bu sefer orada gene bir pusu kuruluyor. Çabalıyor Eyüp. Katırda çok sarhoşluktan kalkmıyor yerinden. Orada bir cebelleşme oluyor falan. En son Kikare'de galiba Eyüp Irak sınırına gelmiş oluyor. Bize o sınır kısmını gösteriyor sadece. Devamını siz kendiniz hayalinize bırakın diyor galiba. Genel olarak böyle bir hikaye. Gerçekten zor. Çocukların da küçük yaştaki çocukların da böyle üstlerinde başlarında o soğukta hiçbir şey yok. O soğukta ekmek parçası için uğraştıklarını görüyoruz. Böyle güzel dramlı yüklü bir filmdi. 80 dakikalı. Filmin özet şekli böyleydi. Şimdi bir de benim düşüncelerime geçelim. Filmden çıkarılan gerçeklik. Film kısa metrajlı, 80 dakika süreli. Bahamadi için bu uzun metrajlı bir film olsa da bence hani Hint filmlerine kıyasla ya da bizim günümüzdeki filmlere kıyasla gayet süresi uygun, yeterli bir süre. Çünkü Hint filmleri neredeyse 3-4 saat süreli bir yapım oluyor. Bence bu süre gayet iyiydi. Uzatılmasındansa dosdoğru bir ağır drama anlatımı olması güzel olmuş. Çoğumuzun bilmediği Güneybatı Asya sınırlarında neler yaşandığı, nasıl geçim sağlandığı konusunda gerçek bir aydınlatma olmuş. Gerçekten hani sadece görüyoruz, ediyoruz ama hani bu kadar ayrıntılı neler olmuş, neler yapıyorlarmış. Hani okuma yazma bile yok. Bunları görmek daha bizim için akılda kalıcı olmuş oldu. Hani aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen böyle şeyler yaşandığını da görüyoruz, haberlerden duyuyoruz. Küçük yaşta çocuklar o dizlerine kadar battıkları karlarda, soğuklarda kilometrelerce yollar giderek günün sonunda belki bir miktar para alarak, belki hiç almayarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Gerçekten de öyleydi filmde. Hani sen çalışıyorsun da diyordu çocuğa. Paranı alamayabilirsin. Vermezler bunlar. Hani bir iki gün gel ama bence bunlar paranı vermeyecekler gibi şeyler de oluyordu. Günümüzü çocuklarıyla karşılaştırdığımda ise gerçekten durum çok daha acı bir hale geliyor. İpek kumaşlara sarılıp karnı tok sırtı pek yetiştirilen çocuklara göre adaletsizliğin, eşitsizliğin, yaşanılan bölgeye göre hayatların şekillenmiş olduğunu anlıyoruz aslında. Gerçekten doğduğumuz ev kaderimiz oluyor. Bu arada hala oyaklıkta birbirine bağlanmaları, kardeşlerini izlemek çok keyifliydi. Bence de filmin o en keyifli, hani dram yüklü bir şey olduğu için hani gülmek zaten hiçbir şey yok. O saat neler? O kardeşlerin birbirine bağlanması, anne baba ölmüş, o küçücük evde hani o sobayı ağaç odun parçalarıyla yakarak ısınmaları, birbirlerine yan yana dizilerek uyumaları falan. Gerçekten o kısım güzeldi. Şimdi bir de o hasta, sakat kardeşini doktor diyor ki hani ameliyat olsa bile dahi yaşaması zor. Ama buna rağmen yok demeyip de çok zor demeyip de ellerinden ne geliyorsa çabalarını seyretmek de çok güzeldi. Filmde etkilendiğim kısımlardan birinde sakat kardeşine güzel vücutlu bir posteri alıp duvarına asarak ona da sen de iyileşeceksin diyerek umut verici görselin mesajını vermektedir. Bunu bir sonraki sayfada resimde de koydum, görselini gösterdim. Filmin yer yer kısımlarında da insan ister istemez empati yapıyor. Özellikle kardeş olana da daha çok bağdaştırıyor kendini. O gerçekten umut verici bir sahneydi. Yani
bir böyle 30 saniye falan o postere bakarken ki resmi sessiz sedasız bize bir kameradan gösterdiler. Hani oradan gerçekten bir sürü şey çıkarabilirsin. O kısım çok güzeldi. Empati yapıyorsun çünkü hani senin de kardeşin var, senin de ailen var. Ya sen olsaydın öyle, öyle de olabilirdin. Hala öyle de olabilirsin. Hiçbir şey tam zamanı nedir bilmiyoruz. Gerçekten etkileyici bir film. Herkesin aslında izlemesi gereken, aslında çok sanki bizim ülkemizde çok duyurulmamış bir film mi? Yani kült dediğimiz filmlerden, hani şu yeni neslin zaten hiç bilemeyeceği, duyamayacağı filmlerden. Çok güzel işlenmiş bir görsel. Bahamedi'nin birkaç tane daha film var. Aynı bu konuyu ele alan filmlerinde. Gayet izlenebilir. Güzel, anlamlı çıkarılabilir bir filmdi. Şimdi bir sonraki sayfada da ufak ufak görseller koydum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.